Halkın milli hakimiyet ve hilafet makamının durumlarıyla bunların ilişkileri konusunda merak ve endişeye kapılmakta hakkı vardı. Çünkü meclis 1 Kasım 1922 tarihli kararıyla şahıs hakimiyetine dayanan devlet şeklinin 16 Mart 1920 tarihinden başlayarak ve ebedi olarak tarihe karıştığını ilan ettikten sonra bir takım Şükrü hocalar Müslüman kamuoyu şüphe ve üzüntülere düşmüştür diyerek hareket ve faaliyete geçtiler. Bunlar hilafet demek hükümet demektir. Hilafetin hak ve görevlerini yok etmek hiç kimsenin hiçbir meclisin elinde değildir davasını ortaya atmışlardı. Meclisin milletin ortadan kaldırdığı şahıs saltanatını hilafet makamında devam ettirmek ve padişahın yerine halifeyi geçirmek sevdasına düşmüşlerdi. Gerçekten de gerici bir grup, Afyonkarahisar Milletvekili Hoca Şükrü imzasıyla İslam Hilafeti ve Büyük Millet Meclisi adıyla bir broşür yayınladı. Bu broşürün Ankara'da 15 Ocak 1923 tarihinde yayınlandığı ve bütün milletvekillerine dağıtıldığı bana İzmit'te bildirildi. Broşürün üzerine sadece 1339 yani 1923 yılı yazılmıştı. Fakat broşürün daha ben Ankara'dayken hazırlanıp bastırıldığı ve benim Ankara'dan ayrılış tarihim olan 14 Ocak 1923 gününün ertesinde ortaya çıkarıldığı anlaşılmıştı. Şükrü Efendi Hoca ve arkadaşları Halife Meclis'in Meclis Halife'nindir safsatasıyla Millet Meclisi'ni Halife'nin danışma kurulu ve Halife'yi Meclis'in dolayısıyla devletin başkanı gibi göstermek ve kabul ettirmek istemişlerdir.